Herkese merhabalar arkadaşlar. VMix derslerine hoş geldiniz. Facecam eklemeyi ve logo eklemeyi öğreneceğiz. Dilerseniz hemen dersimize geçelim. Evet, ben Facecam olarak bir stok video kullanacağım. Siz bunu kendi kameranız üzerinden yapmak isteyeceksinizdir. Kamera eklemek için sol alttaki Add Input seçeneğine tıklayıp açılan pencereden kamera kısmına gelip buradan kendi kameranızı seçip OK dediğiniz zaman kameranız buraya gelecektir. Benim bu video üzerinde yapacağım tüm işlemleri kameranız üzerinde yaparsanız yine aynı şeye sahip olursunuz. Hemen kameramızın yani görüntümüzün sağ alt tarafındaki ayarlar ikonuna tıklıyorum. Position deyip boyutunu küçültüyorum. Bu da sağ alt tarafı alıyorum bunu. Daha sonra layer kısmına gelip aynı daha kamera içerisinde birinci layer'ıma Facecam tasarımımı çağırıyorum. Daha sonra edit deyip bunun boyutlandırmasını tam kameramın üzerine göre yapıyorum. Evet oldu. Sağ üstteki çarpıdan basıp kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Facecam'ımız hazır. Hemen yayına bir tane video alalım. Facecam'ımızı da buraya çağırmak istiyoruz. Facecam'ımız da burada. Facecam'ımızın olduğu video kutucuğunda alt tarafta 1, 2, 3, 4 diye rakamlar var. Buradaki 1, 2, 3 veya 4'ten herhangi birisine basarak sağ alt tarafa Facecam'ımızı getirebiliriz. Tekrar çekmek istediğimizde çekebiliriz. Evet, Facecam'ımız burada. Şimdi bir ikincisi logo yerleştirmek istiyoruz. Logomuzun sağ alt tarafındaki ayarlar ikonuna bastık. Evet, tabii ki Vimix'in her zamanki hatasını verdi. Biz bunları bir kutucuk içerisinde iki videoyu üst üste koyduğumuz zaman yani layer'lara çağırdığımız zaman diğer kutucuklarda nedense position işlemini yapamıyoruz işte. Büyütüp küçültemiyoruz ya da croplayamıyoruz. Bu hatayı ben çözemedim hala. Çözeniniz varsa yorumlara yazsın. O zaman logoyu şu şekilde ekleyeceğiz. Yine Facecam'e gelip layer kısmından ikinci sıradakine YouTube logomuzu çağırıp tamam bunu konumlandıracağız. Edit diyoruz. Boyutunu biraz küçültüyorum. Sol üst tarafa logoyu yerleştirdim. Siz bunu tabii şey olarak algılamayın. Sadece logo olarak düşünmeyin. Yayınlarınızda sponsor alırsınız. Yazı vesaire getirmek istersiniz. Yine aynı yöntemle getirebilirsiniz. Sol üst tarafa aldım bunu yine. Tekrardan kapattığım zaman evet, logom da buraya geldi. Normal şartlarda benim planladığım şey şuydu. VMix şu klasik hatasını vermesi. Logoyu da mesela Facecam'imizi 1 ile verdik. Logoyu da 2 ile verdik. Çekebiliriz. 4 tane böyle şeyimiz var. Hani yayına direkt verebileceğimiz. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. VMix ile alakalı sorunuz varsa yorumlara yazarsanız bununla alakalı muhakkak video çekmeye çalışacağım. Onun dışında videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.